Hi Serkan, thank you for this collaboration video. And now I'm going to wash my black stuff, and I will show you how queen style washing my black stuff. I'm using this, a present from one of my fans, Jessica. I love to wash my black stuff with blue perfume, and I never save. You know me. And of course, I'm going to take this bowl with Lenore from Hubert. Hi, Hubert. Hope you like the video as well. Okay, and then I just press start. I just wash it fast mix, 40 degrees, with extra wash. And because everything is black, I'm going to put my own mixing, you know it. This is the spray with a lot of other things. I think two different things. Oh my God, it's just amazing. It's just for extra perfume. Because this bolt from Hubert, it's already smelling so gorgeous. I love this pot so much, and this is how Queen's clothes smells like, only with less product. Gorgeous. I will come back later when it's already foamy and enough water. See you in a minute. Welcome back, Serkan. I hope your fans also like the way how I wash. And of course, for softener, I'm using Noble Charmant and Fresh Into the Sunset. This is my Oh my God, this is my own mix. And as you see, I always put it full, like to the maximum. I never put it below or anything. It's always to the maximum. And then with the perfume, okay. And with the bolt, oh my God, this is really gorgeous. This is beautiful, amazing, fabulous stuff. That's why I really, really seldom using it, because this is a present from Hubert and I cannot find it here in Germany. So this is Queen of Laundry's wash from Munich. Please try it at home if you don't have expensive products. You can also use always local products, because my principle is always to support our local product. It doesn't matter what. I love you, Serkan, and I love your video. I love your channel. Please keep subscribing Serkan's channel, and also don't forget to watch my video on my channel, Faye Germany. I love you all. I love you, Turkay. I love you, Serkan. Bye. Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomun başını arkadaşım F Germany'nin yıkama kanalından izleyebilirsiniz. Bu bir ortak videodur. Bugün F Germany stilinde beyaz çamaşır yıkıyorum.
İlk çektiğim videomda bütün deterjanlarımı, yumuşatıcılarımı, yıkama parfümümü, her şeyi gösterdim ama yine de sizler için biraz sonra tekrar edeceğim. İlk önce La Reina de las Nieves Snow Queen ekledim ve üzerine Ariel mor çiçekler sıvı deterjan ekledim. Videomun başında göreceksiniz. Şimdi makinemi biraz daha köpürtmek için ekleme yapıyorum. Kullandığım yumuşatıcı Liquid Crystal Softener Vahiş Püle. Kalgon ekledim. Yıkama parfümü olarak Kır Bahçesi, Lenore'dan ilham aldığım Fresh Meadow, Fresh Head Shoot ekledim. Liquid Crystal Softener karışımımı siz de evinizde elde etmek istiyorsanız benim videolarımın arasından ya da arkadaşım Faye Jorman'ın videolarının arasından izleyip kendiniz yapabilirsiniz. İkimizin de hazırladığı videoları var. Elbette Faye Jorman'ın yıkama stilinde bir beyaz yıkaması yapıyorsam elbette beyazların içerisine açık renkleri karıştırmak zorundayım. Çünkü o beyazlarını hep öyle açıklar ile birlikte yıkıyor. Gördüğünüz üzere rengarenk, içerisinde kremler, pembeler, sarılar, yavru ağzı rengi, yeşil, griler. Elbette seçtiğim program pamuklu 60 derece ilave durulama. Bu video benim hazırladığım kombin değil arkadaşlar. Tamamen onun bir videosundan ilham alarak onun videosunu canlandırmak istedim. O Ariel'in febreze etkili sıvı deterjanından kullanmıştı. Kendi karışımı olan beyazlar için olan karışımı ile birlikte Yanking deterjanı ile birlikte Ariel febreze etkili sıvı deterjan kullanmıştı. O deterjan benim evimde sıvısı olmadığı için evimde renkler için sıvısı bulunduğu için Ariel'in mor çiçekli yumuşatıcısı diyorum pardon özür dilerim sıvı deterjanından yararlandım. Arkadaşım makinenin içerisine Lenore'un Fresh Head Shoots'un parfüm tanecikleri incilerinden dökmüştü makinenin içerisine. Ama benim evimde olmadığı için ben kendi evimdeki ürünlerle hazırladığım Fresh Head Shoots'tan ilham aldığım yumuşatıcıyı kullandım. Yıkama parfümü olarak onu kullandım. Yumuşatıcı olarak az önce de söylediğim gibi Liquid Crystal yumuşatıcıyı kullandım. Liquid Crystal yumuşatıcının içerisinde ne var? 3 tane yumuşatıcı var. Cleopatra Beach yumuşatıcı var. Ve Yumoş'un mavi lilyum yumuşatıcısı ve Bulut'un mavi yumuşatıcısı var arkadaşlar.
Şöyle sıcaklığına bakayım. Evet, 40 derecede şu an. Hatta 43, 44, 45 derece arasında bile olabilir. Gördüğünüz üzere çarpa çarpa yıkanıyorlar. İçerisinde yarım kazan çamaşır var. Köpüklerin içerisine adeta ahenkle dans ediyorlar. Bu videoyu aslında sabah erken saatlerde çekmek istiyordum ama nasip değilmiş. Şu an saatler öğlen vakti. Sabah saatlerinde sular kesildi. Bir çalışma varmış dışarıda. Yaklaşık 3 gündür sürekli sular kesiliyor. Belirli aralıklarla, hatta 2 defa bile kesildiği oluyor. Bu suların kesilmesi benim de işimi aksatıyor açıkçası. Bu çamaşırların bitmesi mesela öğlenden sonrayı bulacak. Bu çamaşırlar ne zaman kuruyacak yani? O da var. Kış ayı olsa yandık. Ama havalar yine de çok soğumadığı için tamamen hepsi dışarıda balkonda kuruyacaklar. İçerisinde gecelikler, yastık kılıfları, renkli el havluları, beyaz el havluları, akletler, açık renk tişörtler. Sadece evin içerisinde bir günlüğüne giyilmiş çoraplar. Makinenin içerisine eklediğim Ariel sıvı deterjan renklerin hem rengini koruyacak. Ayrıca eklediğim toz deterjanım da beyazların iyice temizlenmesini sağlayacak. Bu iki deterjan gerçekten çok işe yarayıcı. Beyaz çamaşır yıkarken, böyle yıkarken, açıklarla beyazları birlikte yıkarken. Akşam Kaan Menekay'ın videosunu izledim. Çok güzeldi. İzlemenizi tavsiye ederim. Sizin de kanalına abone olmanızı tavsiye ederim. Kendisi çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşimdir. Videolarını severek takip ediyorum. Videolar yüklemesine çok çok sevindim.
Umarım böyle arada videolar atarak bizleri sevindirmeye devam eder kendisi. Kendisine buradan çok çok selamlar, sevgiler, saygılar iletiyorum. Ailesine de buradan selamlar gönderiyorum. Makinenin içerisindeki çamaşırlar uzun sürede yıkandıkları için daha hijyenik olarak çıkacaklar. Unutmayın ki 1 saate yakın makinenin içerisinde yıkanan çamaşırlar daha da hijyenik olarak çıkıyorlar. Özellikle beyazlarda, zaten Türk hanımları da beyaz çamaşır yıkarken uzun programları tercih ederler. Genellikle mekanik çamaşır makinelerinde A programı tercih edilirdi ve çamaşırlar az kirliyse ön yıkama yapmadan B programını tercih eden Türk kadınları da ben gördüm, tanıdım. Eskiden eski mekanik çamaşır makinelerinin bir süresi olmadığı için, süre görmedikleri için süreye pek fazla takılmıyordu Türk hanımları. O yüzden makineyi çalıştırıp normal günlük ev işlerine, normal hayatlarına devam ediyorlardı. Ama makinenin süreli elektronik makinelere geçiş olunca sürelere biraz takılmaya başlanıldı. Yaklaşık 2 saatten 2,5 saatten daha da az süreli programlar seçilmeye başlandı Türkiye'de. Ama hala da süreye takılmayan uzunda bir mekanik çamaşır makinelerinin A programı kadar uzunda yıkayan Türk hanımları var. 1,5 saatte yıkayan Türk hanımları da var. Tabii ki de herkesin yıkama alışkanlığına, yıkama tarzına saygı duyarız. Kimse kimseyi benim burada eleştirdiğim yok. Kimseyi yanlış anlaşılmasını istemiyorum elbette. Doğrusu da budur. En iyi temiz bir şekilde çamaşırların yıkanması için 1,5 saat makinede yıkanmalılar. Ama ön yıkama seçildiğinde ister istemez makineler süreyi uzatıyor. Bir saatten az süreyi ben beyazlarda kabul etmiyorum arkadaşlar. Çünkü beyazlar çok kirlenebiliyor. Tenimize ilk giyilen atletler olabilir, tişörtler, kullandığımız el havluları, beyaz havlular, bornozlar. Bunlar çok hijyen isteyen çamaşırlar olduğu için bir saatten az programlar kullanılmasını ben kendi standartlarıma göre, sevgili vatanseverin standartlarına göre kabul etmiyorum. En az 1,5 saat yıkanmalı. En az. Yaklaşık 2 saat yıkanırsa çok çok iyi olur. Ama en az 1,5 saat yıkanmalılar. Ve 60 derece ve 90 derece aralığında. Eğer makinenizde 70 derece, 80 derece varsa siz cansınız. Lütfen benim yerime de 70 derece, 80 dereceyi kullanın. Ama dikkat edin, makinenin içerisinde açık renkler varsa çok dikkat edin 70 ve 80 kullanırken. Makinenin içerisinde açıklarla birlikte beyazlar varsa 60 derece kullanmanızı öneririm. Ve bu makine köpürmeye başladı. Ben biraz daha yıkama parfümü eklemek istiyorum. Çok az daha Freshet, şu yumuşatıcıdan yardım almak istiyorum. Biraz daha bol kokulu olmasını istiyorum.
keskin olmasını istiyorum çamaşırların. Aynı arkadaşım F. Germany gibi iki defa yıkama parfümü ekleyeceğim bu yıkamamda. Bu yumuşatıcıma da bayılıyorum kokusuna. Çok da fazla dökmeyeyim. Makine zaten suyunu ısıtıyor. Suyunu soğutmayayım. Pişmiş aşa soğuk su katmayalım. Az miktar ekledim. Evet. Gördüğünüz gibi yumuşatıcı ekleyince şu çıkan şu görüntü, bakın görüyorsunuz şu akan köpüklerin şekli şemali bile bakın değişti. Camdan süzülen köpükler bile nasıl değişti gördünüz. Bu görüntüye bayılıyorum. Evet değerli izleyicilerim, bu videomun da artık sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda, yeni videomda görüşmek üzere. O zamana dek Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarıma like atmayı, yorumlar yazmayı ve eş dost akrabaya paylaşmayı unutmayın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve güzel videolarımın tadını çıkartın. Ve videolarımı denemeyi unutmayın. Güzel sonuçlar aldığınızda bana haber edin arkadaşlar. Güzel sonuçlar verdiğinizde ben çok seviniyorum. Hoşça kalın, bye.